Tamam kızım, tamam. Sonra konuşuruz. Hadi. Kusura bakmayın. Geciktim. Kusura bakacak olsaydık geciktiğin için değil, İşini yarım bıraktığın için bakardık. Öyle değil mi İlyas dostum? Öyle deme dostum Yaşar. Bizim de işimiz yarım kaldı. Benim anlamadığım, sen Fahri'leri kapısının önüne dikmedin mi? Evine girip sıkacakken arabaya bomba koymak nereden çıktı? Öyle oldu, böyle oldu. Evinden erken çıkınca bizim çocuklar alelacele bombayı yerleştirmişler arabaya. Bir umut, zırhı deler belki diye. Diyorsun. Diyorum. Sen söyledin de arabanın halini. Söyledim. Dedim arabanın dışı kalmamış. Ama içine de hiçbir şey olmamış. Dedim ulan bu arabayı bu Ünal kime yaptırdı acaba? Dediler CIA özel hediye göndermiş. Dedim bunu hediye eden CIA zamanı geldiğinde patlaması için bir bombayı da buna yerleştirmiştir o zaman. Evet. Doğru söylemiş senin kimsesiz derin. CIA hakikaten böyle bir şey yapmış olabilir de böyle giderse biz o günü göremeyiz. Ünal hepimizi götürür. Seni bir tırsmış gördüm Ekrem Bey. Aslanı yaralı bırakmayı sevmiyorum İlyas. Biz kaplanı yaraladık, doğrudur. Eğer senin yaraladığın hakkıysa biz ona aslan değil, çakal diyoruz. İkimiz de ortaya çıktık Hızır. Hakkı bütün gücüyle üstüme gelecektir. Ünal da senin. Söyle şimdi ne yapacağız? Tıstığımdan sormuyorum İlyas. Beraber hareket edelim diye soruyorum. İşte bu yüzden çağırdım sizi buraya. Vazgeçtim. Neyden vazgeçtin? Her şeyden. Yine masayı bırakıyorum tavrımı reis. Ne herhangi bir şeyi bırakıyorum ne de kimseye bir tavrım var. Buraya hastaneden geliyorum. Tipinin yanından. Kızı öldü. Benim kızım gibi. Oğlum içeride. Her gün öldürülecek mi, öldürülmeyecek mi diye ağlayan bir anası var. Ben de oturmuşum masada, o öyle olacak, bu böyle olacak diye ahkam kesip duruyorum. Bunların hepsini biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey söyle. Neyden vazgeçiyorsun? Kim ne ticareti yapıyorsa yapsın. Benim ticaretim belli. Silahlarımı masaya satarım. Karşılığında paramı alırım. Kimsenin de işine karışmam. Hakkının istediği de bu zaten. Hatta Ünal'ın onay verdiği. Tamam işte. İki düşmandan da kurtuluyorum. Onlar da benden kurtuluyor. Abi,
uyuşturucu satışına göz mü yumacağız? İlyas. Bu zıkkın bugün mü satılmaya başladı? Daha önce de satılıyordu da. Ünal'ın arabası patlamış, içinde Hızır ölmüş. Kusuruma bakmayın. Bir dostumun taziyesine gidiyorum. Nereye gidiyor? Tipiye mi gidiyor bu? Anlamadım. Cesus. Şunu diyorum Yaşar. Sevdiğim adamın, yani dostumun, oğlundan, kızından, karısından, kardeşinden, yeğeninden daha kıymetli bir şey vardı. Bir vicdanı vardı. O ölmüş. Anladım. Geri adım atıyoruz reis. Sen kimsesizlerine kıyamıyorsun. Ben de kimselerime Yaşar. Peki nasıl olacak bu uzlaşma? Ekrem Bey Ünal'a gidecek. Sen de Hakkı'ya. Ne diyeceğiz adamı? Dün sıktık. Kusura bakma, bugün vazgeçtik mi diyeceğiz? Ünal, Ceylan Hanım'ı ziyarete gitmiş. Eğer Ceylan senin arkanda durduysa Hızır, Ünal sana bir şey yapamaz. Hakkı'ya gelince, eğer bu dediğinde samimi olduğuna inanırsa uzlaşır. Ama en ufak bir şüphede bu adamın şerefi yok. Hepimize ağır bedel ödedir. İşte o yüzden Yaşar gitsin istedim. Yani diyorsun ki reis, ne yapayım edeyim, kimsesiz Yaşar'ı da bu oyuna katayım. Barışı da üzerimden sağlayacaksın, savaşı da benim üzerimden çıkaracaksın. Ne dostumuzsun da? Hepinizin değil. Hepinizin değil. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.